bekledim. Ama her saniye biraz daha kabarıyor defterim. Silip attım bütün rapperi. Dost dedik elimizde besledik, yapabilen olmadı. Kimse doymadı, kapa sofrayı. Taraf olmayı ben seçmedim, bana sormayın, paradokstayım. Bıraktım dostlarıma kafa yormayı. Tam tadındasın ama bazen hayat tam basıncımı arttırır, henüz bana bakmadı. Daha o gün almak üzereydim ben de tam da hıncımı. Kanka kılıcımı çekiyorum, hemen keseceğim. Boşlukları bulup girip eleceğim. Hayat senden istediğimi bana vereceksin. Zaten başka bir hakkım ve şansım da yok. Dost doğru gidiyorum, altımda yol. İnan bana, o dünkü aklımda yok. Geleceğim için savaşırım, affım da yok. Cebinde 1 lira yoksa zaten algın da yok. Aldırmıyor seni kimse, o yüzden kendini deli gibi hisset. Niggas think it's credit but it's debit. Evet, yeni bir video. Maalesef bir şeylerin, yani çok sevmesem de bir şeylerin başlangıcının olduğu, bir şeylerin de sonunun olduğu bir video bu. Instagram'dan takip etmeyen arkadaşları birazcık şaşırtmış olabiliriz ama ben bu çok bekleyip istediğim, bayağı beklediğim Diaveli satışa koydum sahibinden.com'a. Yaklaşık Eylül'den bu zamana herhalde bir 10 ay falan bende kaldım motor. Şimdi şöyle videonun başından ne olup ne bittiğini bir toparlayayım. Sen ciddi misin ya? Ananı siktir. Ben motoru geçen sene sonbaharda satın almıştım. Ağustos sonbahar aylarında. Ve 10 ay inanılmaz keyifli vakit geçirdim motosiklete her bindiğimde. Bu motora her bindiğimde, ilk bu motora 2015'te tutulmuştum. O zaman bir arkadaşım da vardı, Göktuğ da. Bu videoyu kesin izler. Altına da yorum yapar eminim. Göktuğ da ilk motoru gördüğüm zaman demiştim ki... Ya bu ne demiştim ya. Ben bir gün dedim kesin böyle bir motosikletin sahibi olmalıyım dedim. Bir gün kesin böyle bir şey almalıyım. Alabilmeliyim dedim ama tabii o zamanki bütçelerim 10.000-20.000 liraydı. Ve işte CBR250'nin daha yeni 13-14-15 olmaya başladığı zamanlardı. Şimdiki gibi 20-25'ler değildi. Benim de bütçem 20 falandı ve benim babamdan kalma olan Amiral'e biniyordum o dönemde. Bu motor o zaman benim için çok yüksek bütçelerdeydi. Yine de bir hayaldi benim için almak istediğim dönemlerde. Ve almak için tabii böyle zart diye ortaya koyabileceğim bir 70-80 bin liram olmadığı için böyle dönem dönem cebimden arta kalanla, yaptığım işlerle biriktirerek motorları yükselttim. İşte bir Harley Davidson Nicester aldım. Ona tatsız bir kaza geçirdim. Çok maalesef ki ters bir kazaydı. Ardından bir tane Scrambler Ducati aldım Corlas'ın desteğiyle ve sonrasında bu birer birer yıllık Harley ve Scrambler dönemlerinin ardından en sonunda Diaveli alabildim. Çok güzeldi. Şimdi bazı motosikletler vardır böyle, onun hakkında hayal kurarsınız. Bunu daha önce söylemiş miydim acaba? Beklersiniz, sürmeyi hayal edersiniz falan. Bu motor benim tüm hayal ettiğim, dışarıdan ne göründüyse tam olarak beklediğim gibi bir şeydi ve çok keyifliydi. Torku, gidişi, duruşu, sesi, insanların gösterdiği ilgi, etki, tepki, ne ararsanız inanılmaz bir motosiklet. Hiçbir zaman fikirlerim aksi yönde değişmedi bu motosiklete dair. Fakat şöyle bir durum var. Bildiğiniz gibi bir önceki videoda anlattım. Ben yeni bir eve taşındım ve şu anda kapıda iki motorum bir de arabam var. Allah'a şükür bunların hiçbirini şikayetlik bir tarafı yok. Fakat hem bu iki motoru, arabayı idare etmek, hem evi idare etmek, hem ihtiyaçlarımı karşılamak, hem gezmek, hem tozmak vesaire, bunların hepsi benim için bir yoğunluk demek. Yani aslında bunu motorun üzerinde de anlatabilirim ya. Bunun başında çok fazla konuştum. Motorun üzerinde anlatayım geri kalanını. Hem daha kolay olur benim için. Motorun kilometresi 23.480'di şu anda. Ben ilanı 23.600 yazdım bilerek. Olur da dedim, hani 100-120 kilometre binersem en azından yalancı çıkmayalım. Sıcak olduğu için kafamız rahat. Ben tabii bindim, gene gazlamadan biraz duramadım affınıza sığınarak. Hop. Gerçekten Ducati'nin karakteristik özellikleri benim sürüş tarzımda çok uyuyor. Böyle yerli yersiz tork patlaması isterim genelde ben motor sürerken. Böyle sıkıştınız, hat arayacaksınız, kurtulacaksınız, hat oradan çıkacaksınız falan. Benim tam istediğim şey motosiklette budur. Ara ara kurtulabilmek. Scrambler daha baby'di. Daha böyle ufak patlamalara sahipti. Diaveli ise hani böyle bir torkun master'ı. Master of torque'u diyeceğim, Yamaha'ya benzeteceksiniz ama. Gerçekten tork konusunda iyi bir canavar. O yüzden çok iyi anlaştık. Racing motorcular daha fazla bunu kullanır ama işte durabilirsiniz. Cheer and disappear. Vitesi düşür ve yok ol. Diaveli'de de böyle bir durum var. Tabii 200 kilometreye kadar. 200'ün üstünde çift silindirin vermiş olduğu devir sınırı diyeyim. 200'ün üstünde bu motorun performansını yüksek ölçüde etkiliyor. Konuma geri dönersem, bu kadar araç, ev
vesaire bir maliyeti var ve benim bu maliyetleri çıkarmam için düzenli olarak çalışmam gerekiyor. Bu tempoda çalıştığım zaman da ben video çekemiyorum. Yani bayağı olmuyor yani. Çünkü işim de video editörlüğü. Yani kahrolsun ki işte 9-6 çalışan olsam bile daha kolaydı benim işim ama iş olarak da video editörlüğü yapıp bir de kendi videonuzu çekip programlamanız gerektiği zaman o iş olmuyor abi. O iş olmadığı için de ben kendime video yapamıyorum. Ve bu canımı sıkıyordu. Ben de şöyle bir karar aldım. Dedim ki YouTube'u yapmak istiyor muyum? İstiyorum. Çünkü YouTube öyle bir arada kaldı ki benim için. Hani böyle tam istediğimi yapamadım. Yaptım da olmadı. Bir yandan hani motosikletle çekmek istemiyorum sadece. Lifestyle konusunda yapmak istediklerim vardı. Elimin altında imkanlar var. Çekebileceğim vesaire. Ben de dedim ki tamam. Yani bir adım ileri gitmek istiyordum. Oo, şuradan çıkalım. Bir adım ileri gitmek istiyorum değil mi YouTube konusunda? Fakat bazen hayatta her zaman böyle merdiven gibi vites yükseltemezsiniz. Benim bu sefer 2 adım ileri gitmek için şu anda 1 adım geri gitmem lazım. Onu fark ettim. Hesap kitap yaptım, çarptım, böldüm fakat istediğim gibi bir türlü çıkartamadım hesabı. YouTube'a devam etmem için bazı şeylerden vazgeçmem gerekiyordu. Öncelikle bu şu an aldığım iş hacminin, yaptığım iş hacminin bir kısmını bırakmam gerekiyor. Bu da bana bir para kaybı demek. Para kaybedeceksem bir şeylerden fedakarlık göstermem lazım. Çünkü şu an karşıladığım her şeyi karşılayamayacağım manasına geliyor. Bu durumda da ben de düşündüm, taşındım ve videonun başlığından da anlamış olduğunuz üzere motorumu satmaya karar verdim. Çünkü bu motor nereden baksanız bugünün Türkiye piyasasında 60-70 bin lira para yapar. Bu da benim hem kendime daha ufak bir şey alıp hem bizim amiral gemisini BMW RB100'leri elini yüzünü toplayıp böyle kafere İsrail'e çevirmemiz için gerekli bütçeyi ortaya çıkarır. Hem de beni dayanamadım. Şu dönem rahatlatır. Açıkçası başta yalan yok. Biraz şey korkum vardı. Yani işte motoru aldım. Diyavel çok merak ediliyor. Bununla da bir şeyler çekmeye devam etsem, bir dönem tutsam kendimi falan diye ama ne kadar istesem de o şekilde mutlu olamayacağımı fark ettim. Şimdi böyle buz gibi anlatıyorum ama o zaman böyle içimde bir savaş dönüyordu. Oğlum manyak mısın? Kaç yıl bekledin bu motoru? Bu motor satılır mı? Deli misin? Boş ver YouTube'u diyordum. Bir yer yanında şey diyordu. Bak bunu da yapmazsan olmaz. Bunu da yapmalısın diyordu. Neyse ki sonra şuna karar verdim. Önemli olan hayatınızda hedeflerinizdir, tamam mı? İşiniz, gücünüz, işte kendinizi nerede gördünüz, kendinizi nerede görmek istediğiniz ve şöyle bir gerçek var ki ben ne kadar bu motoru tutma konusunda ısrar etsem de bana işim bir diyavel aldırdı ve işte ailem, arkadaşlarım vesaire bana destek olan herkes bir diyavel aldırdı. Daha önceki bütün motorlarım da aynı şekilde. Ne yaptıysam ya da ailem ne yaptıysa benim için ben onların destekleri ve bana güvenleri sayesinde bir şeyler yaptım. Of, o çukur neymiş. Ve şimdi biliyorum ki şaka. Bak videonun başına diyecektim demedim ya. Videonun başlarken dedim ki az siktir dedim, plaka yok. Neyse dedim, bozuntuya verme devam et dedim kendi içimden. Fakat şimdi hem videoyu çekerken bir yandan plakamı arıyordum, buldum. Öf, sift gibi olmuş orada. Şimdi bir dakika durunuz. Yavaş abi. Geç abi, geç geç geç. Geç abi. Bir dakika. Allah. Vallahi yolun ortasında yaptığımız da iş değil. Bir dakika abi, rica edeyim. Çok sağ olun. Halimiz çok komik. Ne kadar komik video oluyor diye böyle veda mı ediyoruz, şey mi yapıyoruz. Ben şimdi videoyu kapatıp şunun plakalığını yaptırmaya gideceğim. Plakalık somundan oynuyor, bunu da atıp düşürüyor. Öncesinde çekeyim video dedim, kafama sokayım, plaka düştü. Nasıl bir video oluyor anlamıyorum ki. Of, çok özlemişim YouTube'a video çekmeyi. Şimdi şunu bir tarafımıza sokalım. Aynen, şunu değiştir, şu parçayı değiştireceğiz. Bana bir diyavel, bir diyavel daha aldırmaz ama doğru adımlar atıp hedeflerime doğru bir şekilde devam edersem ileride bir diyavel daha alabilirim. Bunun için de şu anda bir fedakarlık yapıp ne kadar hayalim olsan da, ne kadar seninle daha kilometrelerce yol yapmak istesem de, ne kadar sana hala 8-9-10 ay bile olmuş olsa doyamasam da kısa bir dönem vedalaşmamız lazım. Ki ben mantıklı hareketler yapıp senin emsalin bir şey olur büyük ihtimalle ama emsalin bir şey alabileyim. Bu sefer böyle terminyonili merminyonili bir şey. Alırken çok tereddütte kalmıştım. 18.500'deydi acaba dedim. Biraz daha para koyup dedim hani düşük bir kilometreden bir şey almalıyım falan diye düşünmüştüm. Fakat ciğeri çok temiz bir motosiklet çıktı. Ve gerçekten bu nasıl yol anasının. Gerçekten beni hiç pişman etmedi. Çok da güzel gitti. Çok güzel yollar yaptık. Özellikle İzmir'e geliş gidişimiz hala benim için özel bir anı olarak kalacak. Bu şekilde de motorumla veda ediyorum artık. Belki bir tane daha video yaparız işte, ne bileyim satışa gitmeden olur ya da bir içerik olabilir. Göktuğ'la konuştuk, dedik ki 2 diyavel yapalım, bak kanalın başından beri hep diyavel diyavel muhabbetimiz var. Belki öyle bir video olur, sonrasında ben daha
ufak bir şey alacağım. Hani böyle surprise motherfucker olmayacak. Tamamen işimi görsün diye. Ve yaklaşık 1,5 yıldır sürekli sözünü edip sürekli kaçtığım bu BMW'yi adam etme projesini DHL satıldığı zaman ondan gelen paranın bir bütçesiyle yapmaya karar verdim. Egzoz, koltuk, bir boya yapılacak. Bunlarla ilgili birçok insanla görüştüm. Sağ olsunlar, hepsi de destekçi oldular. Ama tabii cebimde gene bir miktar para olması lazım. Bu insanların işçiliği var, o su var, bu su var. Çok güzel gidiyorum bu çocuk. Gerçekten motora her binerken diyorum ki ulan ne anlatacağız gene a**ını koyayım diyorum içimden. Her seferinde diyorum bineceksin, dümdüz biniyorsun işte, ne anlatıyorsun diyorum. Sonra binince o kadar çok şey konuşasım geliyor ki diyorum ki ne geveze bir herifsin diyorum kendime. Şimdi büyük ihtimalle bunları anlattığımda anlamışsınızdır. 3 hafta önce video atmıştım. Demiştim ki böyle hani YouTube'a düzenli geri dönüyorum diye. Bu dediklerimin hepsini çok ciddiydim. Sadece 2 haftalık bir aradan sonra başlamayı düşünüyordum. Yaklaşık 3-3,5 haftaya çıktı. Bunun sebebi elimde birçok video olmasıydı ve bu videoların kurgularını yetiştirmem gerekmesiydi. Neyse ki hepsini bitirdim. 2 haftada değil 3 haftada bitirdim ama bitirdim ve bitirdiğim gibi emin olun şu an evde beni bekleyen hala bir video var. Hemen kendime video çekmeye çıktım ki bunu da bu hafta içi yayınlayabileyim. Bugün günlerden cumartesi. Hem anlayışınız hem merakınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel mesajlar aldım ilk video sonrası. Şu an touring modda daha uslu takılıyor. Sport alınca böyle vah diye bir şey başlıyor. Motorun sahibinden.com ilanını açıklamaya koyarım. Olur da bakmak isteyenler olursa. Temiz bir motor. Yaklaşık 23.500'de şu anda. İşte 24.000 bakımı var. Motorla ilgili bilinen bir yanlış. Bu 2015 modeli olduğu için yeni motor tipi motor. Dolayısıyla Desmo bakımı 24.000 değil 30.000'de. Bana bazıları Instagram'dan şey yazmışlar. Akıllı davranmış. Desmo'dan mı kaçıyorsun falan diye. Yo. Desmo'sun aslında 6.000 var. Bu bakımında yağ filtresi, bujileri ve hava filtresi değişecek. 24.000'i geçersen ben bakımlarını yap yaptıracağım satmadan. Geçmezsem sahibine satışta bir kıyak yapacağım. İşte atıyorum 500 lira, 750 lira neyse. İnerim ki o bakımlarını yapsın. Ben yaparsam niye ineyim değil mi? Ama bir yandan da emanet malın canı götündedir. Dolayısıyla şimdi binerim, inerim, bir şey olur, üzülürüz. Bir yandan o da gelsin istemiyorum. Çok sık bineceğimi de düşünmüyorum. Anam. Oha. Ne yapıyorsun lan? Vay anasını ya, çok iyi. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkılmadan sizin için keyifli bir video izlemişsinizdir. Bu saatten sonra biraz izlenmeler benim için önemli olacak. Çünkü dediğim gibi bu işe birazcık odaklanıyoruz diyelim. Dolayısıyla bana destek olmak için hem videoyu beğenebilir hem de yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyebilirsiniz. Hemen size kalmış ama bu saatten sonra bizim için etkileşim önemli bir faktör olacak. Maalesef influencer tayfanın bu oyunlarına birazcık düşeceğiz ama günün sonunda iyi olacağına inanıyorum. Biraz benimle alakalı. Biraz söylediğim şeyleri yapar ve verdiğim sözleri tutarsam günün sonunda iyi olacakmış gibi duruyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kenem! Kenem bebeğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Maslak Sanayi'den bu videoyu kapatıyoruz efendim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Allah'ım nasıl bir ortamda video kapatıyorum ya! 'Kam düştü yolda ya. Ne yapıyorsun? Polisten kaçtın. Yok be, vallahi polisten kaçmadım. Video çekmeye çıktım. Plakanın da somunu kırık, tamam mı? Ulan dedim sanayiye gideyim, videonun sonunda yaptırırım. Abi kenara çektim, videoyu başlatacağım. Plaka yok. Bütün video plakayı arıyorum. Sipping Hennessy, a dirty Sprite.